düşünüyorum. Çok seviyorum. Senin ablamı da çok seviyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah sevgiler. Allah hoşumuzdan eksik etmesin. Sağ ol, hepimizin. İhtiyacımız var. Allah razı olsun. Ben de sizler sayesinde buradayım. Bunu belirtmek isterim her seferinde. İyi ki varsınız. Hı-hı. Çok teşekkürler. Dinliyoruz sizi. Buyurun. Senin ablacığım, iyi günler. Merhaba seni canım. Çok seviyorum. Sağ ol canım. Hep programlarını dinliyorum. Her programın internetten dahi takip ediyorum size. Ne güzel, ne YouTube'dan güzel. İzliyorsunuz değil mi? YouTube Hayatta Her Şey Var kanalına abone olmayı unutmayın. Dinliyoruz sizi, buyurun. Geçmiş programları hepsini izliyorum zaten. Oradan, tamam, peki, teşekkürler. Senin ablacığım, ben 18 yıldan beri evliyim. Kocam kompulsif hastalığı var, tekrarlama hastalığı var. Obsesif mi dedin? Dur, onu tam anlayayım. Obsesif kompulsif denilen hastalık. Evet. Evet. Yani biraz açalım o hastalığı. Takıntılı. Yani tekrarlama ve takıntı hastalığı. Takıntı hastalığı. Evet. Ondan sonra ama bana evlenmeden önce tam olarak açmadı konuyu. Yani yıkanamadığını söyledi. Ben de bunun hani bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum. O şekilde evlendim. Yıkanamadığını mı söyledi? Yani ben tek başıma yıkanamıyorum dedi ama hani ben böyle bir şey olduğunu tam olarak bilmiyordum. Tabii. Peki hı-hı. Gerçekten tek başına yıkanamıyor mu? Yıkanamıyor. Kaç yaşında şu anda kocanız? 53 yaşında. Siz mi yıkıyorsunuz onu? Evet. 19 yıldan beri hep ben yıkıyorum. Ay ay ay. Hay Allah. Çok peki, üzgünüm sonra, ama ne yapalım? Evet ya. Peki. Tabii bu hastalık yani. Gerekiyor. Şimdi hiç kimse tabii... Yani adamın da endişeleri var belli. Sonra ne yapıyorsunuz? Bu sizde nasıl bir sorun yarattı? O sorun değil artık zaten Nur Hanım. İnanın onu geçtim artık. O benim için küçük bir şey bile oldu. Yani artık alıştım diyebilirim şey olduğu zaman bile. Tabii, kendisi giyinemiyor. Kendisi hani yıkanamıyor. Bir de o üstüne üstlük beni aldatmaya başladı. 5 yıldan beri beni çok yakın bir akrabasından aldatıyor. Ne diyorsunuz ya? Evet, ondan sonra onun üzerine benim kızım bunu öğrendi. İnternetten kazayla bilgisayar açtığında ortada bırakmış yazılanları. Hepsini kontrol ederken kız güzelce hepsini gördü. Ah yavrum. Ondan sonra 12 yaşındaydı öğrendiğinde. Yani ilk başladığı zaman öğrendi. Ondan sonra tabii kızım ufacık bir şey söylese şu anda kızıma karşı gardını alıyor. Hemen kızıma, yani küçük kızıma böyle davranmıyor ama büyüğüne 15 yaşında. Şu an kendisi. Çünkü neden? Onun o foyasını ortaya çıkardığı için kıza karşı öfkeli. Evet. Peki. Yani o da olabilir ama hani aşırı şey yapıyor. Yok diyor, sen işte sınavında çok başarılı olmadın. Ben senin için güzel yerler düşünüyordum. Şöyle tamam, nasıl yapacak? Nasıl öcünü alacak? İkide bir onu söyleyemeyeceği için başka yollardan öcünü alıyor. Yani bilemiyorum Nur Hanım ne yapmaya çalıştığını. İnanın aklım artık çok şaşırdı. İnanın aldatma olayını falan da geçtim artık. Yani evde yoğun bir huzursuzluk var. Artık diyorum ne hali varsa görsün, bana dokunmasın da çocuklarına baksın. Ben artık yani hepsinden inanın vazgeçtim artık. Kadıncağız bakar mısın peki, ne hale gelmiş? 53 yaşındaki adamı yıka pakla, güzel üzerini giydir, o başka kadına gitsin. Evet. Başka kadın zor çeker bunu. Çünkü evlendiğinden bu yana nereden baksan 15-16 sene bu kadar zaman içinde... Daha evlenmeden evvel olan bir şeyi sana söylemiş ama bunun ne olduğunu sen bilmediğin için kabul etmişsin. Çok az insan bunu kabul eder. Bilse devam eder mi? Daha sonraki zamanlarda çıksa devam ediyor insanlar ama bilerek göz göre göre evlenmez. Ya kadıncağız artık bunu sorun da etmiyor. Tamam da kızına karşı sen zaten söyledin o kısımları. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Hiçbir şekilde o çocuğun kafasına böyle durmadan bunlar söylenmez. Ben senin yerinde olsam şöyle birazcık korkuturum onu. Derim ki sen neyine güvenerek kalkıp da başkalarına gidiyorsun? Ben o kadına bir telefon etsem, senin foyanı ortaya koysam ne yaparsın de. Yapılmaz böyle şeyler ama ne derler? Dinsizin hakkından imansız gelir. Bunu yapıyorsa sen de onu yaparsın. Kusura bakma. Ayrıca çocuğuyla ilgili böyle durmadan laflar söyleyen bir babayı da çok kınıyorum. O çocuğuna izah etti ki kızım sana işte kızdığı için yapıyor. Esasında seni severdi. Çocuğu kurtar bari. Tabii çocuk. Hatta ben sizin yerinizde olsam kesinlikle ve kesinlikle çocuğumu bir psikoterapiste götürürüm. Çünkü 12 yaşındaki bir çocuk babanın ihanetiyle büyüme çağında karşı karşıya kalıyor. Açacağım telefonu. Burası çok önemli, söylemem lazım. Benim de çocuğum var çünkü. Ne olur o çocuğunuzun hayatını kurtarın. Hiçbir erkeğe güveni olmayacak. Evliliği hep böyle bilecek. O çocuğun hayatını kurtarın. Alo.